MHP bu teşkilat gücüyle birkaç hamle yaptı. Birincisi içerideki aykırı sesli. Bu arada MHP, ben daha önce bir programda söylemiştim. 2015 Temmuz süreci MHP ile AK Parti'de şöyle bir yakınlaşmayı beraberinde getirdi. 15 Temmuz'dan hemen sonra aslında, eğer 15 Temmuz olmasaydı, yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'un 20'sinde falan MHP kurultayı olacaktı. 15 Temmuz olunca kurultay iptal edildi. 15 Temmuz'dan sonra mesela geçen gün bir MHP'li milletvekili Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz'da viyadüklerde, alt geçitlerde dövüşerek kurulduğunu iddia ediyor. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü 15 Temmuz sokağa günü MHP'nin çıkmayın. Sokağa çıkmayın tweet'i var. Tweet'i var. 15 Temmuz bir ülkeye etki etti, bir de MHP'yi etki etti. Sonucu şu oldu. 15 Temmuz'dan sonra AK Parti ve devlet MHP'nin iç krizine müdahale etti. Tosya ve Gemerek mahkemelerinden dava açtırılarak ve Cemal Enginyurt'a dava açtırılarak sıkı muhalifi MHP Devlet Bahçeli'ye verildi. Devlet Bahçeli de AK Parti'nin istediği başkanlık sistemini tartışmaya açarak fiili durumu hukuki hale getirelim dedi. İki taraf böyle bir uzlaşmaya vardılar. Uzlaşma burada sağlandı. MHP Bahçeli'de, devlet Erdoğan'da kaldı. Şimdi bu süreçten sonra MHP vites değiştirdi. Yani bir yol değiştirdi. Muhalif bir, radikal muhalif bir partiyken, hatta AK Parti hakkında MHP, CHP'den de sert söylemlere sahipken. Daha kişisel CHP bile, eleştiriler yapıyor. Koalisyon kurmak için istikşafi görüşmeler yaptığı günlerde o cepheden buna karşıyken birdenbire başkanlık sistemini çağıran parti haline geldi. MHP kitlesini öyle kolay dönüştürmek mümkün değildi. MHP kitlesinin dönüşmesi için iç kamuoyu ve MHP içindeki ve dışındaki ülkücüler bildiğimiz yöntemlerle susturuldu. Yani çeşitli biçimlerde onlar eleştirilerini geri çektiler. Şimdi dolayısıyla 2016-2017'den itibaren MHP'deki o uzun suskunluk dönemi tedricen meydana geldi. Bizim o şahit olduğumuz işte Sinan Ateş'in ölümüyle sonuçlanan süreç biraz böyle başladı. Önce işte Yeni Çağ Gazetesi'ndeki yazarlar, sonra bazı ekran yüzleri, bazı siyasetçiler çeşitli aşamalarda şiddete uğradılar. Şimdi ve bunun arka planında şöyle güçlü bir argüman vardı. Lider, teşkilat, doktrin. Bunlar tartışılamaz. İman düzeyinde müesseseler bunlar. Ve 2016'dan sonra MHP'nin en temel politik uğraşısının da Devlet Bahçeli kimliğinin pekiştirilmesi ve yüceltilmesi olduğunu görürüz. Yani normalde Alparslan Türkeş'ten sonra kimseye başbuğ denmemiştir. Devlet Bey genel başkandır. Fakat bugün kendisine başbuğ denmese de Devlet Bahçeli artık o vasıftadır. Bilge lider. Bilge lider statüsündedir. Yani bütün MHP'liler, Devlet Bahçeli'den büyük olanlar da dahil, hepsi elini öpüyor zaten. Ve onun bütün siyasi hamlelerinin bazen çelişki de olsa su götürmez ve tartışma götürmez olduğuna dair bir kabul var. Şimdi lider, teşkilat, doktrin üçlemesi bir tabu. Burada Devlet Bahçeli kültü hiç belki MHP tarihinde ancak Alparslan Türkeş'e atfedilecek kadar Devlet Bahçeli atfediliyor. Ki Alparslan Türkeş sağken ve lider partinin başındayken ona itiraz edenler de olmadı değil. Muhsin Yazıcıoğlu ayrılığı böyle bir ayrılıktır. Şimdi dolayısıyla 2016'dan sonra MHP'deki oluşan bu yapıda artık belli kabuller yerleşmiş. Bir suskunluk hali var. Yani ve bu neredeyse bir politik davranış biçimine dönüşmüş. Arzu Erdem burada uzun zaman sonra Ocak dışı ilan edilen ilk figür oldu. Aslında ara ara oldu. Mesela Baki Ersoy. Baki Ersoy bir ara Kayseri'de yerel televizyonda canım bu TÜİK'in rakamlarıyla çarşı pazar uymuyor dediği için Ocak dışı ilan edildi. Aferin. Kurallara uygun olarak yani kabul ettiği için geri çağrıldı. Saffet Sancaklı Ocak dışı ilan edildi, affedildi, geri döndü. Fakat Arzu Erdem'in durumu öyle değil. Arzu Erdem'inki yani o an parti politikalarına aykırı bir demeç verme faaliyeti değil. Milletvekili gösterilmeyince ve MYK'ya giremeyince kendisi eski milletvekili sıfatıyla gezi ve temaslarda bulunuyor. Diyeceksiniz ki bunda ne anormallik var? Bence yok ama işi kuralına göre oynarsanız var. Çünkü o partinin töresi böyle kardeşim. Yani Arzu Erdem o parti içindeyken kuralına göre oynadı. Partinin dışına çıktığında bu kurallar yokmuş gibi davranıyor. Bence problem yok. Eski MHP milletvekili sıfatıyla dernek kurmuş. İşte bir emekli askerle Trabzon'da
Sümela meselesi için açıklama yapmış. Ulusal kanal demeç vermiş. Bütün bunlar Devlet Bahçeli ve MHP açısından. Bütün bunlar MHP açısından şöyle bir etki uyandırıyor. Kardeşim, bu başıbozuk bir faaliyettir. Bu MHP dışında güç biriktirerek, MHP milletvekili sıfatıyla MHP dışında güç biriktirerek MHP için oynamaktır. Eğer bir şey yapacaksan MHP deme, MHP eski milletvekili deme, ülke ocağı deme, ne yapıyorsan yap. Bak buna karışmazlar. Şimdi Arzu Erdem bu nedenle uyarıldı ve İsmet Büyükataman'ın uyarısına siz kim oluyorsunuz? Ben Devlet Bahçeli'den ruhsat aldım dedi. Şak diye istifasını istediler. Şimdi Arzu Erdem, bu arada üzülecek tarafı da yok. Neden dersen, Arzu Erdem, İsrafil Kumbasar, 24 Şubat 2000'de Devlet Bahçeli ile ilgili işte kabul edilemeyecek bir ifade kullandığı için, tweet attığı için evinin mahallesinin bulunduğu pazarda dövüldü. Bak, alışveriş yaparken dövdüler, döve döve tezgahın altına soktular. Ve o dövme kararını veren de Sinan Ateş'ti. O gün Twitter'da Ülke Ocakları hesap sorar hashtag ile bu görüntüler yayınlandı. Tweet atan bir milletvekili oydu. Arzu Erdem'di. Elinize sağlık yiğitlerim diye. Bak canıma değsin. Yüreğim soğudu. Ellerinize sağlık yiğitler. Ülke Ocakları hesap sorar. Tarihi yanlış söylemişim. 24 Mart'mış. Kardeşim, Arzu Erdem bu işte. Etme bulma dünyası. Ben dakika dukka. Bak Sinan Ateş mesela o gün Sinan Ateş'in o meşhur şey konuşması vardır. İşte indik Tanrı Dağı'ndan bilmem ne. Bu şiir eşliğinde bunlar yayınlanıyordu. Sinan Ateş de bu eylemden 6 gün sonra görevden alındı. Yani o da çok kalamadı orada. 6-7 gün sonra görevden alındı. Arzu Erdem milletvekiliyken, üstelik kadın bir milletvekiliyken bir gazetecinin, ülkücü bir gazetecinin radikal, yani Devlet Bahçeli'yle ilgili ben olsam söylemem, söylemeyeceğim sözlerini yazdığı için çarşının ortasında dövülmesini alkışlayan bir kadın. O gün kuralları biliyorsun. Yani bu işi, o gün kuralları sen biliyorsun. Şimdi bu kurallar sana işletildiğinde canım ben öyle yapmış mıydım diyorsun. Şimdi Arzu, MHP'nin de tutulacak tarafı yok. Neden dersen, şimdi ben konuşuyorum MHP'liler, diyorlar ki, görüştüğüm bazı MHP'liler, Arzu Erdem zaten ülkücü değildi. Zaten HDP ile ilgili farklı görüşleri vardı. Ya ben de bunu bu süreçte öğrendim. Bak, bu da enteresan bir durum. Demiş ki vaktiyle benim de çalıştığım Radikal Gazetesi'nde Kürtler özellik filan ne istiyorsa konuşulsun. O günlerde Sabah Tuncel'e bir yumruk meselesi vardı. Demiş ki olay öncesinden Sabah Tarım'ın ne kadar itilip kakıldığını biliyorum. Basına yansıyan kısım cımbızlanmış. Ama bir milletvekili rol modeldir. Sinirlerine hakim olmalı. Sabah Hanım haklıyken haksız duruma düşmüş. Ona üzülüyorum. Partili arkadaşlara da anlattım. Ülke bütünlüğüne söz etmek için tüm halkları ve farkları kucaklayacak bir sistem kurmak gerekir. Hak veriyorlar. MHP hak veriyormuş buna. Kalıplaşmış Türklük kavramının artık marjına kaldığını görüyorlar. MHP de değişiyor, esniyor. Kürt sorunun çözümü toprak vermekse amenna. Ama ben bugün İstanbul'daki Kürtlerle konuştuğumda hiç öyle bir şey istek görmüyorum. Anne tarafım Kürt. Anne tarafımı verdiğimiz toprakla göndereceğiz. Baba tarafım burada mı kalacak? Şimdi zaten MHP 21. yüzyılda ancak böyle var olabilir. Yoksa kopya. Ya bu görüşlerle MHP milletvekili mi oldu yani? Oldu. Oldu. Ya ilginç olan bu değil mi? Şimdi ben sordum nasıl milletvekili oldu? Yani gözden bir MHP'li bana dedi ki efendim parayla oldu. Yani İYİ Parti'de yaşanan tartışmanın bir benzeri söyleniyor. Yani milletvekilliği olabilmek için iyi bir para harcamış. Kardeşim bütün bunları siz bugün mü fark ettiniz yani? Yani bu hanımefendi bu görüşlerle MHP'den milletvekili olmuş. 2000, yani bu görüşlere sahipken milletvekili olmuş. Ve sonra milletvekili olma biçimine dair de maddi meseleler konuşuluyor. Yani iki taraflı da izahı mümkün olmayan bir durum. Anlatabiliyor muyum? Arzu Erdem kendisi milletvekiliyken, MHP'de milletvekiliyken, MHK üyesiyken, gazeteci dövüldüğünde oh demiş biri. Şimdi canım ben eski milletvekiliyim, tabii ki gezerim diye kendisini savunuyor. Fakat aynı zamanda MHP bu durumu açıklarken zaten onun da görüşleri şöyleydi, milletvekili de böyleydi diye izah getiriyor. Bu iki yönlü bana çok su götürür bir durum olarak görünüyor. Bir diğeri de diğer hanımefendi, Aysun Bay, onu da sordum. O da MHP MHK millet üyesi sıfatıyla kafasına göre, yani daha doğrusu müstakil olarak geziyor Malatya'da. Yani şimdi bak bana göre bunlar normal de. Ne yapacak peki? Normal. Ya bak Barış'cığım, 2019'dan 2024'e kadar
bu türden faaliyetler MHP'de içeriye oynamak, lidere itaatsizlik, teşkilata itaatsizlik, hizip hareketi diye yerilmiş ve şiddetle karşılık bulmuş. Şimdi onayladığım için söylemiyorum. Siz bu cihazın, bu partinin içindeyken bu kurallar böyle işledi. Ve siz bazılarınız tweet atarak alkışladınız. Şimdi neden rahatsız oluyorsunuz? Siz, Sinan Ateş'le ilgili de eleştiriler neydi? Orkun Haber'de çıkan yazıda ne diyor? Hizip hareketi yapıyor diyor zaten. İşte Erdem Karakoç'ta şurada burada geziyormuş. İlk etapta eleştiriler öyle. Bu neden ne? MHP'deki Arzu Erdem tartışması ve sonra Aysun Bay tartışması bu bakımdan... Bu bakımdan aslında çok ilginç ve sıra dışı bir tartışma.